sektörde uzem robotik kodlama eğitimleri veriliyor bildiğiniz gibi. Bize birazcık bu eğitimlerden bahsedebilir misiniz acaba? Şimdi tabii biz geleneksel görevlerimiz dışında, yani rutin görevlerimiz dışında farklı eğitimler planlayıp toplumun tümüne hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu kapsamda çok farklı eğitim, çok farklı yaş gruplarına farklı eğitimlerimiz mevcut. İşte yapı modellemesi, inşaat mühendisleri için, gayrimenkul okuryazarlığı, emlakçılar ve harita mühendisleri için bir eğitim programımız. Serbest mühendis müşavir eğitimlerimiz var. Elektrik elektronik mühendisleri için topluma yönelik eğitimlerden bahsediyorum. İş sağlığı güvenliği eğitimlerimiz var. Temel bilgi teknolojileri eğitimlerimiz var. Yani biz merkez olarak sadece kendi kurumumuzdaki öğretim elemanları ve öğrencilerin dışında topluma da hizmet etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında tabii son yıllarda ülkemizde bir milli teknoloji hamlesi, buna nasıl katkı koyabiliriz noktasında düşük yaş gruplarında işte 9, 12, 13, 15 yaş gruplarında merkezimizde kodlama ve robotik eğitimleri planlıyoruz, organize ediyoruz, eğitimler veriyoruz. Bu 4 yıllık bir süreci olan bir eğitim. Merkez olarak kadromuz bu eğitimleri vermeye uygun ve bir yeterliğe sahip arkadaşlar oluştuğu için biz böyle bir eğitimi planladık. Kendi öğretim müfredatımızı geliştirdik. Kendi yani müfredatımız üzerinden eğitim veriyoruz. Bu eğitimlerde amacımız erken yaşlardan itibaren çocuklarımızın algoritmik ve matematiksel düşünme becerilerini geliştirmek, yeni teknolojilere uyum sağlamasını, yeni teknolojileri keşfetmesini, yeni teknolojileri anlamlandırmasını, okullarında görmüş oldukları matematik ve fenin, örnek vereyim, bir araba hareket ettiği zaman o arabanın hareketinde matematik ve fen dersinin etkisi nedir? Hangi konular acaba onunla ilişkilidir? Bunları keşfetmesini amaçlamaktayız. 6 farklı modülde biz eğitim veriyoruz. Bir giriş modülüyle temel becerileri geliştiriyoruz. Sonra görsel programlama modülümüz var, web tasarım modülümüz var, mobil uygulama geliştirme modülümüz var, robotik modülümüz var ve bir de projeler robotik modülümüz var. Aşama aşama öğrenci kendi ilgisine göre farklılaştırarak öğrenci yönlendirmeye çalışıyoruz. Bu yıl eğitimlerimiz pandeminin dolayı çok aksadı. Uzun bir süre eğitim açamadık ama 6-7 Kasım'dan itibaren eğitimlerimize başlayacağız ve birleştirilmiş modül uygulaması yapıyoruz. Giriş modülü, görsel modül ve robotik modülüyle birlikte sınır sayıda öğrenciye 4 grup halinde eğitim vermeyi planlamaktayız. Eğitimlerimizin sonunda amacımız şu, önümüzdeki dönem şu anki eğitimimize katılan öğrencilerle projeler yapıp bu projelerle TÜBİTAK'ın ya da Teknofest'e katılabilecek dediği grup projelerin yarışımlarını hedeflemekteyiz. Tabii burada da öğrencilerimizde eğitmenlerimiz artı gönüllü öğrencilerimiz var bölümümüzden. Onları birleştirip hem öğrencilerimizin ufkunu arttırmak hem de bizim ekibimizin de hani bir grup halinde farklı yaş gruplarına çalışıp yeterliklerini kazandırma hedefini gidiyoruz burada. Şu anki yapımız bu eğitimlerle ilgili bu şekilde.